Şimdi gebeler çok soruyorlar hocam. Netti mi? Gebelikle ilgili bir çekincemiz yok. Veya emzirmeyle ilgili bir çekincemiz yok. Her iki aşı için soruyorlar. Ne gebelikle ilgili ne emzirmeyle ilgili herhangi bir çekince yok. Çekincenin başlangıcı şurada. İlk 3 trimester'da, ilk 3 aylık periyotta bebek gelişimiyle ilgili, organogenezle ilgili herhangi bir sıkıntı olup olmayacağını bilmiyordu. Organ yaratılması anı. Organ yaratılması ile ilgili. Ama şu aşamada artık hep mRNA aşıları bu konuda çok sorgulanıyor biliyorsunuz. mRNA aşılarında da, vektörün aşılarında da gebelik durumunu bilmeden aşı yaptırmış olan grup dediğimiz bir popülasyon birikti. Bu popülasyon rakamlar olarak baktığınızda bir faz 3 çalışmasını başından sonuna yürütecek rakamların üstünde. Çünkü bir faz 3 çalışmasında bir aşı için ortalama 1000 ila 3000 vaka isteriz. Bu rakam bunun çok çok üstünde dünyanın içerisindeki deneyim anlamında baktığımızda. Burada hala hazırda artık gebeliğin her ayında, her döneminde güvenlikle yapılabileceğine yönelik bir uzman görüşü var. Buradaki kavram kargaşası şu, Sağlık Bakanlığı rehberinin içerisine bu kanıt düzeyi düşük olduğu için uzman görüşü ve vakaların toplanmış olması anlamında yeterli kanıt düzeyini görmediği için bakanlık bilim kurulu ilk 3 ayı hariç tutarak yazdı bunun içerisine. Ama yakın zamanda update edildiği zaman, çünkü güncelleniyor biliyorsunuz bunlar aylık, 2 aylık, 3 aylık periyotlarda, olasılıkla ilk 3 trimester'da bunun içerisine dahil edilecek. Çünkü şunu biliyoruz, şu anda bu karşı karşıya kaldığımız Delta ve Delta Plus varyantı salgının başından beri görmediğimiz kadar çok gebeyi kaybettirdi bize. Ölüm gördük yani, yoğun bakıma yatış gördük. Yaklaşık 3-4 kat fark var salgının başındaki duruma göre, şu andaki duruma göre baktığımızda. Belki ilerleyen yıllarda Delta Delta Plus varyantının sadece gebeler için ölüm oranının yüksek olduğundan bahsedebileceğiz. Normal gebe olan grupta Delta Plus dışındakilerde %3-%4'lerde mortalite görürken burada 16-20'lere çıktı. Ciddi bir rakam bu. Rakam çok baktığında 4 katı bir artış var. Gebelerdeki görülen ölüm oranında. O yüzden gebeler için bir parantez açmak gerekiyor. Delta Delta Plus özelinde bir an önce uygun şartlarda hangi aşı olmak istiyorlarsa o aşı bir an önce olmalarında fayda var. Çünkü ne yazık ki yoğun bakıma ölüm yaklaşık 4-5 kat fazla görüyoruz zaten.